Amerikan borsaları Noel Baba'ya şapkasını ters giydirdiler. Ne demek istiyorum? Dünkü videomu izlemişseniz borsalarda rally'nin devam edeceğini düşünüyorum demiştim. Çünkü Cuma'dan itibaren başlayan geleneksel olarak yılın son haftasını ve yeni yılın ilk iki gününü kapsayan Noel Baba rallisine yaklaşıyoruz. Noel Baba rallisi ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nde yılın son haftasında borsaların yukarı gitme ihtimali %70 ve S&P 500 ortalama olarak %1,6 yükseliyor. Tabii bu tarih tekrarlayacak mı kendisini bilemeyiz ama böyle bir beklenti var. Ve hatta eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Dünkü videoda uzun uzun buna yönelik olarak trading stratejim nedir, Cuma günü ne yapacağım vesaire anlatmıştım. Tabii siz planlar yaparken hayat başka oyunlar oynayabiliyor. Ve dün borsaların adeta içinden geçtiler. İnanılmaz düşüşler yaşadık. Dow Jones'da %1,27, S&P 500'de %1,47, Nasdaq'ta %1,5. S&P 500'deki bu %1,47'lik düşüşün maliyeti 600 milyar dolar. Yani Amerika'nın en değerli 500 firmasından 600 milyar dolar değer silindi. Daha da enteresanı dün hiçbir haber akışı yok. Piyasaları üzecek pek bir şey yok. Sadece bir önceki gün gelen FedEx'in ciro hedeflerini gelecek yıla yönelik olarak düşürmesi meselesi var. FedEx önemli bir şirket Amerika'da çünkü kargo tarafında olan bitenler ekonominin nereye doğru gideceğini gösteriyor. Ama piyasa bunu açılışta hiç aldırmadı. Bir ara bir dedikodu gezdi. Çin başkanının Biden'a biz eninde sonunda Tayvan'ı alacağız dediği. Ama onu da borsa pek aldırmadı. Çünkü açılışta gayet kuvvetliydik. Hatta gün içerisinde borsa itti geldi böyle pozitiflere doğru. Sonra kapanışa 2 saat kala inmeye başladı. Son 1 saat ise aman Allah'ım gerçekten kabustu. Böyle ekrana bakar kaldım. Paralarım orada eridi. Bir kısmı stop loss'a da girdi Allah'tan. Birkaç tane kendimi korumaya aldığım hedge pozisyon var. Onlar biraz iyi gittiler falan ama hakikaten katliamdı. Ve normal bir düşüş yaşamadı. Yani ne bir haber var ne de düşüş böyle güne yayılan bir şey. Son 2 saatte birdenbire büyük bir hikaye dönüyor. İşte bu benim kafamı karıştırdı ve araştırmaya başladım. Ne olmuş olabilir diye. Bugün onu size anlatacağım. Çok ilginizi çekecek. Acayip karanlık işler dönüyor Amerikan borsasında. Bir yandan da aslında eğitim gibi olacak. Hangi konuda? Vadeli opsiyon işlemleri konusunda. Çünkü Amerikan borsasında evet benim gibi spot işlem ağırlıklılar var. Bir de vadeli opsiyon oynayanlar var ki vadeli opsiyon pazarı çok hızlı büyüyor. Ne demek vadeli opsiyon pazarı? Dün neden borsayı vadeli opsiyon yatırımcıları yıktılar? Bütün bunları anlatacağım ve daha da önemlisi Noel rallisi hayallerimiz bitti mi? Bundan sonrası nasıl bakıyorum? Bütün bunları da paylaşacağım. Hazırsanız bu çok acayip videoya hoş geldiniz. Önce benim trade'lerim içinde kullandığım Kuantifolio platformunda bakalım neler olmuş. Bakın bu SPY yani S&P 500 endeksinin en önemli ETF'i gün içerisinde gayet pozitif gidiyor. Hatta yukarı doğru yön. Hafif inişler, çıkışlar vesaire. Sonra Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren işin biraz tadı kaçmaya başlıyor. 22'de biraz daha yavaşlama var. Fakat 22.30'dan sonra şu mumlara bakar mısınız? Yani korkunçlar 474'ten borsayı 469'a kadar aldılar. En son mumlarda işlem hacminin süper yüksek olduğunu görüyoruz bu arada. Demek ki gün içerisinde yatırımcılar SPY'ı biraz yüksek buldular. Buraya pek girmek istemediler. Anlaşılabilir. Biraz sonra sebeplerine geleceğim. Fakat daha sonra bu kadar düşüşün sebebi ne? Bu biraz enteresan açıkçası. Tabii ben ezberci ekonomistler gibi değilim. Manipülasyon yaptılar falan demeyeceğim. Gerçi yapmışlar. Biraz sonra anlatacağım ama bunlar oyunun kuralı. Oyunun kuralları çerçevesinde ben de dün aslında bir düşüş olabileceğini düşünüyordum. Yani düzeltme her zaman olabilir. Fakat bu şiddette bir şey beklemiyorum. Ve bu konuda kendimi suçluyorum. Çünkü baktığımız zaman S&P 500'ün ana ETF'i olan SPY'a ne zamanki RSI 70'in üzerine kuvvetli şekilde çıkmış oradan hep düşüşler almışız. Bakın burada, burada, burada ki bugünkü yükseliş biraz ona benziyor aslında. RSI'de epey yukarı doğru gitmişiz. Allah korusun inşallah bu geçmişte yaşananlara benzeyen bir düşüş daha yaşamayız. Bakın burada RSI çok yukarı doğru gitmiş. 70 çizgisini aşmış. Sonra inanılmaz sert düşüş gelmiş. Biz şimdilik buralardayız. Umarım bir gün daha sert aşağı doğru yaşamayız görmek lazım. Ama bunu öngörmek çok zor değil. Niye? Çünkü borsa neredeyse nefessiz şekilde yukarı gitti. Bakın aşağıdaki grafiğe 407'lerden buraya inanılmaz hızlı tırmandık geldik. Burada bir düşüş yaşamak beklenebilir bir şey. Fakat bu bir düzeltme boyutunda olur ve genellikle gün boyunca kendini hissettirir. Gün içerisinde bu kadar sert, özellikle son 1,5 saatte bu kadar sert düşüş pek doğal bir şey değil. Böyle doğal olmayan şeylerle karşılaşınca araştırmamız lazım. Manipülasyon yaptılar deyip geçemem. Araştırdıkça da çok enteresan veriler
şeyler buldum. Mesela Bloomberg tarafından yayınlanan bir makale imza Paul Dobson, Vilified Zero Day Options Blamed by Traders for the S&P Decline. Kötü niyetli sıfır gün opsiyonlarıdır bu işin suçlusu diyor. Ya ne demek şimdi sıfır gün opsiyonu? Nasıl bu borsayı düşürebilir? Buna gireceğiz. Ama önce biraz opsiyon ne demek onu anlamakta fayda var. Amerika'da yatırımcılar opsiyonları çok yoğun kullanıyorlar. Opsiyon bir finansal varlığın, mesela bir hisse senedinin gelecekte fiyatı yukarı mı gidecek, aşağı mı gidecek üzerine spekülasyon yapmak demek aslında. Ve spekülasyonu yaparken hisse senedi alabilirsiniz veya satabilirsiniz, bu bir yöntem, ya da opsiyonlar alıp satabilirsiniz. İnsanlar neden opsiyonları tercih ediyorlar? Çünkü opsiyonlar çok ucuzlar. Mesela diyelim ki Tesla'nın fiyatı şu anda 250 dolar civarında, ileride 500 dolar olacağına inanıyorsunuz ama gidip binlerce dolarınızı hisse senedine bağlamak yerine bir tane opsiyon kontratı satın alıyorsunuz. Şimdi opsiyon kontratı ne demek, nasıl fiyatlanıyor, çok kısa içine gireceğim. Opsiyonlar biraz karmaşık bir konudur. Bu konuda eğitimlerim vesaire var ama bugün çok kısa anlatmaya çalışacağım olan bir taneleri. Sonra da sıfır gün opsiyonu neden çok acayip bir varlık ve gün içerisinde bile devasa borsaları nasıl çökertebiliyor, onun detayına gireceğiz. Hikayemi dün yaşananlarla birleştirerek anlatmak istiyorum. Saat 18 borsalar açılmış durumda. SPY yani S&P 500 endeksinin en büyük ETF'i 475 dolardan işlem görüyor. Piyasalar epey sakin. Fakat saat 18.30 civarında benim içime bir kuşku düşüyor. Galiba bu borsa düşecek diyorum. Bunu önceden de planlamış olabilirim tabii. Borsa düşecekse ne yapabilirim? Gidip borsanın düşmesine yönelik ETF'ler var. Inverse ETF veya ters ETF'ler diyoruz. Onları alabiliriz. Mesela en ünlülerinden bir tanesi SQQQ'dur. Yani Nasdaq'ın düşmesine oynayan, üstelik de kaldıraçlı olan bir ETF'tir. Nasdaq düştükçe o ETF'in değeri artar. Bunu yapabilirim ama bunlara kar biraz açıkçası az. Daha karlı bir yöntem var. Eğer 3 görümde haklı çıkarsam. Gidip bir opsiyon alabilirim. Opsiyon kontratı. Opsiyon kontratları iki türlü olabiliyor. Put opsiyonları, bir varlığın fiyatının düşeceğine dair iddia girdiğiniz alıyorsunuz. Call opsiyonları da bir varlığın fiyatının yukarı doğru gideceğine inandığınızda o zaman call opsiyonları alıyorsunuz. Put opsiyonu almaktan gidelim. Çünkü dün piyasaları düşünen şey put opsiyonu. Diyorum ki şu anda fiyat 475 ama ben bunun 472'nin altına ineceğine inanıyorum arkadaş. Bununla ilgili gideceğim bir kontrat satın alacağım. Kontratı kim satıyor ona biraz sonra geleceğiz. Bu kontratı satanlar bireyler de olabilir. Market mevkiler de olabilir. Bazı fonlar da olabilir. Kontratın fiyatı 1.8 dolar ve her kontrat 100 adet hisse senedini kapsıyor. Yani sadece 1.8 dolara aslında 100 hisse senedi almışım gibi bir durum var. Tam öyle değil ama biraz sonra daha detaylı anlayacağız. Peki SPY benim düşündüğüm gibi düşerse ne olacak? Diyelim ki mesela fiyatı 469 dolara düştü. Acayip kar edeceğim. Çünkü put opsiyonu demek aslında o kontratı satın aldığım insana hisse senedini 472 dolara satma hakkını satın aldım demek. Dair bir hisse senedi yok ama opsiyonu satın alıyorum. Ve diyorum ki eğer fiyat 472 doların altına inerse ey bana bu kontratı satan arkadaş, ben de sana o hisse senedini satarım. Almak zorundasın. Ben satmak zorunda değilim ama sen almak zorundasın. Ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki hissenin fiyatı 469 dolara düştü. Müthiş kar ederim bundan. Çünkü karşı taraf benden hisse senedini 472 dolardan almak zorunda. Oysa piyasada fiyat 469 dolar. Böylece hisse senedi başına 3 dolar kar ediyorum. Bakın 472 eksi 469. Bir kontratta 100 hisse senedi vardı. Bu durumda 100 ile çarpmam gerekiyor. Bu kontrata ben ne kadar para harcadım? Sadece 1.8 dolar para harcadım. Geriye ne kaldı? 298.2 dolar kar. Yani 472 eksi 469 eşittir 3 çarpı 100 eşittir 300 eksi 1.8 eşittir 298.2 dolar kar. Süper değil mi? 1.8 dolar yatırdım, 298.2 dolar aldım. Harika. Tabii eğer hisse senedi yukarı gidiyor olsaydı işler biraz sıkıntılıydı. O zaman çünkü karşı tarafa evet 472 dolara satma hakkım var ama hisse fırlamış gitmiş 490 dolara 500 dolara nereden bulacağım, nereden satacağım, böyle bir şey yok. Ayvayı yedik, o 1.8 dolarım komple çöp oluyor. Bunu iyi anlamanızı istiyorum. Eğer girdiğiniz opsiyonda varlığın fiyatı sizin istediğiniz yönde değil de ters yönde hareket ediyorsa kaybedeceğiniz para şurası 1.8 dolar. Bye bye gone, bitti gitti, artık o yok. Peki insanlar 1.8 dolarlık risk alıp 298 dolar kazanmayı seviyor mu? Elbette seviyor. Bazı kumarbazlar seviyor. Bazen ben de yapıyorum. Fakat dün yaşanan işlemlerdeki sıkıntı biraz farklı. Dün yaşanan işlemlerdeki sıkıntı bunların zero day opsiyon kontrat olması. Yani gün sonunda vade bitiyor. Normalde daha uzun vadeli opsiyonlar alırız. Mesela bende var şu anda. Tesla'nın 2025 yılında 500 doları geçeceğine dair kontrat var elimde. Çok ucuz çünkü gittim aldım. 550 dolar olursa 550 eksi
500 eşittir 50 dolar çarpı 100 eşittir 5000 dolar eksi kontrat için ödediğim hani şu 1.8 dolara benzeyen ücret. Tabii bu kontrattan kontrata değişiyor. Zamanlamaya göre değişiyor ama o karmaşık bir olay. Ve Tesla 550 dolara geçerse epey bir para kazanacak. Ama dediğim gibi bunları genelde biraz daha orta uzun vadeli yaparız. Buradaki arkadaşlar ise bunu günübirlik yapıyorlar. Yani o gün eğer ben opsiyonu aldıktan sonraki saatler içerisinde koskoca S&P 500 aşağıya doğru kafayı ciddi şekilde çevirirse para kazanıyorum. Yukarı doğru giderse ise para kaybediyorum. Yani oldukça riskli bir yatırım. Peki bu borsayı neden düşürsün? Şimdi bakın bu kontratı yazan taraftan bir de bakalım değil mi? Bu arkadaşa bu kontratı birisi sattı. O da bir risk aldı. Çünkü eğer hisse senetleri 469'un altına inerse bu kontratı satın alan arkadaştan 472 dolar hisse senetini almak zorundayım. Düşünsenize 472 hisseyi almam gerekiyor. Piyasa fiyatı ise 469 dolar. 3 dolar hisse başı. Ne yaptım? Zarar ettim. Ne kazanacağım diye 1.8 dolarlık buradan kontrattan gelir elde edeceğim diye. Bunlara opsiyon yazanlar diyoruz. İşte opsiyon yazan bundan dolayı opsiyonu yazarken ve opsiyonun süreci boyunca piyasayı çok dikkatli takip ediyor ve kendi risklerini çözmek istiyor. Çünkü altı üstü 1.8 dolarlık bir gelir için 298 dolar riske almış durumda. Fiyat 469'a değil de 465'e düşerse daha da kötü. Fiyat 471'e az düşerse daha az kötü ama mutlaka fiyat aşağı giderse para kaybedeceğim ve bayağı tumturaklı para kaybedeceğim. Bu durumda bir opsiyon yazan olarak ne yaparım? Eğer piyasa yükseliyorsa sorun yok arkadaş. Bu 1.8 dolar benim cebime girecek. Geçmiş olsun o opsiyonu satın alandan. Süper. Ve binlerce insana bu opsiyonu sattığıma göre bu paranın cebimde kalması harika bir konu. Eğer piyasa 472 dolara kadar inerse de sorun yok. Çünkü gelip de hisse senedini al kardeşim bana derse karşı taraf 472 dolar alıyorum. Zaten piyasada 472 dolar. 1.8 dolarda kontrattan para kazanmıştım. Bir sorun yok. Ama 472'nin altına doğru iniyorsa mesela 469'a doğru o zaman 298.2 dolar zarar edebilirim. Bu durumda ne yapmam lazım? Kendimi hedge etmem lazım. Ne demek hedge etmek? Buraya doğru iner de bu parayı benden isterlerse ben ne yapacağım arkadaş? Bunun yolu gidip varlık satmak. Yani elindeki varlıkların bir bölümünü nakite çevirirsin. Böylece bu talep geldiğine karşılayacak gücün olur. Öbür türlü çünkü bir anda margin call'a düşersin. Yani iflas edebilirsin. Ve opsiyon yazan insanlar bunu yapmak zorundalar bu arada. Öbür türlü opsiyon yazma hakları ellerinden alınıyor. O yüzden böyle bir opsiyonu yok. Zaten bunun karşılığı muhtemelen teminata para da ayrılmış oluyor. Bu nedenle varlık satman gerekir. Varlık satmak demek ne demek? Bu adam hisse senedi opsiyonlarıyla uğraştığına göre elinde hisse senetleri var. Elindeki hisse senetleri satmak zorunda. Bu da ne yapıyor? Fiyatları aşağı doğru alabiliyor. Veyahut da biraz daha karmaşık. O da kendisi de vadeli opsiyonlar alabilir. Açığa satabilir ama oralara girmeyelim. Sonuçta varlık satması gerekiyor ki nakite geçebilsin ve 469 dolara piyasa düştüğünde o hisse senetleri almak zorunda olduğunda elinde parası olsun. Buraya kadar umarım anlatabilmişimdir karmaşık konuyu ama çok basit bakacak olursak bir kontrat var. Ona opsiyon kontratı diyoruz. Kontratı alan var, kontratı yazan var. Kontratı alanı nasıl para kazanır, nasıl para kaybedeceğin üzerinden gittik. Buna karşın kontratı yazanın da kendini nasıl korumaya çalışacağından bahsettik. Umarım iyisidir. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Biraz önce okuduğum makale diyor ki dün bu 0 günlük opsiyon put işlemlerinde inanılmaz yüksek bir işlem hacmi vardı. Yani normalin çok üstüne geçildi. Şimdi bu ne demek? Normalde opsiyon yazanlar aslında rahatlar. Çünkü bireysel yatırımcıyla mücadele ediyorlar. Bireysel yatırımcı gelip opsiyon alıyor ama genelde opsiyonlar ölüyorlar. O kontrat paraları da opsiyon yazanlara kalıyor. Ama toplamda bir saldırı varsa ve borsanın düşeceğine oynayan çok sayıda insan veya kurum işbirliği yapıp çok sayıda opsiyonu alırsa o zaman borsayı düşürebiliyorlar. Ne zaman düşürebiliyorlar? Borsanın da düşmeye meyilli olduğu günlerde. Hatırlayın videonun başında ne dedim? Dün S&P 500 endeksinde zaten RSI'da çok yukarıdayız. Borsa ile ilgili herkes endişeli ve borsa azıcık aşağıya doğru kafa verse bir sürü insan kağıdını satmaya, stop loss'a girmeye başlayacak. Dün işte oyuncular bunun farkındalar ve diyorlar ki öyle bir yerdeyiz ki şu anda. Eğer saldırırsak biz çökertiriz. Nasıl çökertiriz? Çok sayıda put opsiyon aldığımız için bu put opsiyonları bize yazanlar gidip varlık satmak zorunda kalırlar. Hatırlayın çünkü onların da kendine hedge etmesi gerekiyor. Bu hisse fiyatları aşağı doğru biraz kıpırdatır. O aşağıya doğru kıpırdandıktan sonra da diğer yatırımcılar da panik yapmaya başlarlar. Çünkü zaten uzun zamandır yükselip geldi. Bir düzeltme bekliyordu. İşte bu düzeltme o düzeltme. Bir de hatırlayın S&P 500'ün daha önceki benzer düzeltmeleri çok sert aşağılara doğru aylarca gitmişler bazen. Korkuyorum ben satayım. Bir de stop loss'lar malum zarar kesti.
kadar onlar da devreye giriyor, onlar da satmaya başlıyor. Öteki türlü şu büyüklükteki mumları zaten açıklayamazsınız. Yani S&P 500'den 600 milyar doları silen bu mumların arkasında mutlaka böyle bir saldırı planı var. Peki ne kadar artmış dün hisse senedi opsiyonlarındaki işlem hacmi? Onu da Twitter'da Unusual Whales diye bir hesapta buldum. Bu hesabı takip etmenizi öneririm. Hem kriptoda hem hisse senetlerinde çok yüksek opsiyon işlemleri olduğunu bunu raporluyor. Bakın o kadar enteresan ki opsiyon işlemleri bunlar. Put opsiyonları saat 12'ye doğru acayip artıyorlar. Sonra burada mola var. Moladan sonra saat 2'ye doğru acayip sayıda put opsiyon alınıyor. Sonra da zaten borsanın çöküşü başlıyor. Yani birileri bence bu işi planlamışlar. Kim nasıl planladı bilmiyorum. Bu arada küçük yatırımcılardan da şanslı olup para kazananlar var. Ama bir küçük yatırımcının dün borsa o kadar kuvvetliyken bu kadar yoğun şekilde düşeceğine dair bahse girmesi zor. Burada bazı büyük oyuncular devreye giriyorlar ve belki de bu büyük oyuncular o ilk satışı tetiklemek için kendileri bir miktar hisse senedi satıyor veya açığa satıyor. Daha sonra opsiyonu yazan market maker'lar devreye giriyorlar ve kendilerini hedge etmek için varlık satmaya başlıyorlar ve ondan sonra da borsanın o efsanevi düşüşü başlıyor. Ve opsiyon fiyatları nasıl değişmişler ona göre de mesela 474 dolarlık put opsiyonu, unutmayın gün içerisinde 475 dolardı. 474 dolarlık put opsiyonunun fiyatı 11 sentten 6.80 dolara yükselmiş. Biz demin çok alçak gönüllü bir rakama baktık. Bu korkunç. 11 sente alıyorsun 6.80'e yükseliyor. Bu müthiş bir karlılık anlamına geliyor. Bir başka tweet, bir arkadaşım bugün 108 bin dolar kazandı bu 0 günlük opsiyonlardan diyor. Ve işin daha da enteresanı, dün daha bu çöküş başlamadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde stock market crash, yani hisse senedi piyasası çöküşü diye Twitter'da ana konu oldu, ana hashtag oldu. Daha çöküş başlamamıştı. Buradan anladığım kadarıyla insanları korkutmaya başladılar. Çünkü bireysel yatırımcılar zaten daha kolay korkuyorlar. Bizim Haddin Aşk grubundaki arkadaşlarda da dün acayip panik vardı haklı olarak. Bu kadar sert düşüşte ben bile bir ürktüm. Ne oluyor? Bir haber mi geldi? Atom bombası mı attılar? O anda bilgisayarın başında değilim, indim başına bakmaya başladım. Böyle kıpkırmızı anlamaya çalışıyorsunuz ve henüz bu bilgiler de akmıyor. Yine Unusual Ways işte bu düşüşte neden olan bazı put opsiyon ticaretlerini burada göstermiş. Evet durum bu. Dün çok ciddi bir short atağına denk geldik. Acayip saldırdılar put opsiyonlarla. Borsayı da aşağı almaya başardılar. Borsada zaten biraz aşağı gideceği varmış. Açıkçası kendimi tekrar o konuda suçluyorum. Belki daha net uyarılarım olmalıydı. Ben bu kadar sert düzeltme beklemiyordum. Çünkü sıfır gün opsiyon ticaretinin ne olduğunu, ne hızla ne şiddetle yapılabildiğini ben de bilmiyorum. Onu da bugün öğrenmiş oldum. Opsiyon ticareti yapıyorum. Sıfır gün opsiyon hiç yapmamıştım. Çok riskli gözüken bir şeydi. Meğerse onda mekaniği böyle istiyormuş ve toplu bir atakta, toplu bir saldırıda bütün borsayı aşağıya doğru almak da mümkünmüş. Okey, buraya kadarı net. Peki bundan sonra ne olacak? Burada tekrar S&P'nin ETF olan SPY'ın grafiğine dönmemiz lazım. Gördüğünüz gibi eğer RSI'nin üzerine yükselişler oluyorsa oralardan hep düzeltmeler gelmiş. Bu düzeltmelerin bazıları çok şiddetli olmuş. Mesela buradaki oldukça şiddetli. Burada öyle olmamış. Çökmüş, tekrar yükselmiş, sonra inmiş aşağıya. Yani RSI'nin 70'in üzerinde, hatta dün işte 85'leri buldu gün içerisinde. Buralarda borsa düzeltmelere gidiyor. Buradan bu düzeltme şu aşağılara doğru gidecek mi? Zamanı yayılacak mı? Yoksa şuradakine benzer şekilde geri mi döneceğiz? Veya şuradakine benzer şekilde küçük bir düşüş mü olacak? Bunu öngörmek zor. Fakat %10 kadar aşağı gidilebilmiş geçmiş deneyimlerde. Ben pek böyle beklemiyorum ama. Çünkü buralardaki RSI aşımlarından sonra gelen çöküşlerde bu 0 gün opsiyonlarının payı yok. Ona da gittim inceledim. Zaten 0 gün opsiyonları biraz daha nispeten yeni bir finansal varlık. Kullanımı çok artmış son dönemde. Bundan dolayı bugün gerçek yatırımcılar nasıl bakacaklar piyasaya? Ya bu dün biz bir spekülasyon hatayı yedik. Belki bu RSI'nin biraz daha gevşemesi gerekir. 66'dan 64'e 65'e 60'a inmesi iyi olabilir. Bu da belki bizim endeksimiz biraz daha aşağı götürür ama temelde bizim yatırımla ilgili temel varsayımlarımız yerli yerinde duruyor. Ne demek istiyorum? Enflasyon düşüyor, FED faizleri düşürüyor, Amerika resesyona girmiyor. Bütün bu veriler yerli yerinde. Bunlarda bir değişim yok. Dün zaten Amerikan hazine kağıtlarında da bu arada düşüş vardı. Normalde Amerikan hazine kağıtlarının düşüşü olunca bunu borsaya yaraması lazım. Özellikle bizim Tesla gibi faizlerden çok etkilenen şirketlere. Hayır. Her şey düştü. Dün ayakta kalan sadece kripto ile ilgili varlıklardı. Coinbase gibi, MicroStrategy gibi. Allah'tan onlar varmış bende. Marathon gibi. Bir de TLT. Yani hazine kağıtları düşünce yükseliyor TLT. Onun dışında dün her şey düştü neredeyse. Çünkü dün büyük bir manipülasyon hatayı yedik. Şimdi bu manipülasyon ataklarını organize etmek kolay bir iş değil. Ve manipülasyon atağına piyasanın da hazır olması gerekiyor. Yani şu an RSI aşağı doğru düşmüş durumda. Böyle bir atak yapıp tekrar kağıtları düşürmeye kalksalar alımcılar gelebilir piyasaya.
Ben bu nedenle dünkü yaşananın tek günlük bir acılı deneyim olduğuna inanıyorum veya inanmak istiyorum. Borsanın bugüne itibaren tekrar yukarı doğru döneceğine ve Noel Baba rallisini tamamlayacağımızı düşünüyorum. Epey bir hasar aldık ama sonuçta geçen cumaki fiyatlara geldik. Yani yükselişten bolca istifade etmiş durumdayız. Ben dün bazı pozisyonlar ister istemez stop loss oldum. Kardaydım ama stop loss oldum çünkü kaldırışlı işlemlerde özellikle korkuyorum tabii, böyle şeyler hep olabiliyorlar. Ama diğer pozisyonlarımı tuttum, hatta Tesla'da biraz ekleme yaptım. QQQ'da dipten biraz ekleme yaptım. Çünkü bugün bunu bounce back edeceğine ve borsanın normal temellere doğru döneceğine inanıyorum. Tabii belli olmaz. Şu anda piyasa açılmış değil. Bakalım vadelilerde durum nasıl gözüküyor? Şu anda henüz piyasa açılmış değil ama vadelilerde durum nasıl gözüküyor? Nasdaq 100 0.74 yeşilde gibi. S&P 500 0.51. Dow Jones'da 0.48 yukarıda gibi gözüküyor. Küçük hisse senetlerde, small cap'lerde 0.97 yukarıda. Orada da küçük bir ekleme yaptım. IWM ETF'ine dün ekleme yaptım. Ama tabii gün başlayınca ne göreceğiz onu bilmiyorum. Fakat kendimize büyük ders çıkartmamız lazım. Nedir bu ders? Birincisi, bu kadar kesintisiz yukarı doğru gidişlerde aralarda kârlar almak lazım. Ben ufak tefek kârlar aldım. Hatta evvelsi gün Twitter'dan uyarı yaptım. Herkesin kendi sorumludur kâr almak diye. Ama yeterince almamışım. İkincisi, böyle şeyler yaşanabiliyor. O yüzden her zaman kendimize hedge etmemiz gerekiyor. Hedge etmek ne demek vesaire, biraz daha teknik konular. Başka bir videoda veya eğitimde onlara gireriz. Ve üçüncüsü de asla fazla havaya girmemek lazım. Borsa herkesi bir gün yanıltıyor. Çünkü borsayı unutmayın, temelde sizden para almak için var. Size para kazandırmak için yok. Ve bunu yolları hep buluyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün bunlar bu arada regülasyonda uygun. Tabii bu insan aralarında iletişim kurmuşsa, o iletişimler yakalanırsa o zaman manipülasyon hareketine girer bu. Ama iletişimler yakalamak genelde pek de mümkün olmuyor. Oldu bitti deniyor bu iş ve bunlarla ilgili pek cezalar falan da çıkmıyor. Onu da söylemekte fayda var. Ve gittikçe trade işlemleri elektronikleştikçe, algoritmalarla, yazılımlarla yapıldıkça bunları yakalamak, bunlara başa çıkmak da çok zor oluyor. O nedenle bizim tek şansımız uzun vadeli yatırımcı olmak. O zaman bu tip günlük hareketlere o kadar aldırmıyorsunuz. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka bekliyorum. Unutmayın, bu pazar günü Nasdaq borsasına nasıl yatırım yapılır konusunda bir eğitimim var. Quantiferia benim kodumla bağlanmış ve işlem yapmışsanız, yeni değil, geçmişte de yapmış olmuşsunuz, hiç sorun değil. Siz de o eğitime bir davet yazısı alacaksınız 23 Aralık'ta. Eğer henüz girmemişsiniz, henüz işlem yapmamışsanız şu kare koddan okutarak veya aşağıdaki linkten benim kodumla girebilir ve işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.